Halit bin Velid de demişler ki falanca senin hakkında kötü konuşuyor. Demiş ki kendi defteridir. İstediği gibi yazar. İnsanlar istediği gibi konuşur abi hakkında. İstersen ağzında kuş tut, istersen melek ol. Konuşacaklar. Kendi defterleri kendileri yazsınlar. Biz önemsemeyiz, biz kendi defterimize bakıyoruz. Çocuk geldi, hocam ben bir para bozma makinesi koymamız gerektiğini düşünüyorum. Kahveye makine yok dedi. Oğlum dedim, peki nasıl para kazanacaksın? 10 lira koyacaklar, 9 lira vereceğim ben dedi. Öğrencilerle konuştun mu bunu dedim, müşteriyle. Gitti geldi, hocam dedi makineyi kırarız diyorlar dedi. Peki nasıl para kazanacak? Hocam reklam alacağım o zaman dedi. Reklamcılarla konuştun mu dedim. Gitti geldi, hocam ayda 50 lira veriyorlar dedi. Peki ne yapacaksın dedim, ben bir daha düşüneyim dedi. Gitti geldi, hocam ben bunu web posta çevirmeye karar verdim. Web üzerinden kartla yapacağız, karda yükleyeceğiz dedi. Aa, bak şimdi bir yerlere geldin. Sonunda da bu Akbil gibi bir şey yaptılar, işi oraya bağladılar. Buradaki ana fikir ne? Çocuğa şu söylenebilirdi, oğlum senin para bozma makinesindeki işin ne? Dersini çalışsana sen. Ya da biz büyükleriniz bunu düşünürüz, siz kendi işinize bakın. Yahut da o olmaz çünkü. Bunları söylediğin zaman çocuğu söndürüyorsunuz. Türkiye'de eğitimcilerin maalesef yaptığı da bu. Çocuklara alan vermek lazım. Bırakalım hata yapsınlar. Bırakalım öğrensinler ve fikirler yavaş yavaş gelişsin. Spor alanından yüksek performans çıkmaz. Annelere, babalara söylediğim bir tek şey var. Çocuklarınızı sorumlulukla ödüllendirin. Niye? Çünkü cevher baskı altında mücevhere dönüşür. Aksi takdirde potansiyelinizin ne olduğunu bilemezsiniz. Kolay hayat insana potansiyelini gerçekleştirmesi için imkan sağlamaz. Onun için zor koşullarda yetişen çocuklar, çalışarak okuyanlar, sahip olduklarına sahip olmak için bedel ödeyenler, sahip oldukları kendilerine sunulanlara kıyasla hayatınızdan selam vermeden biri geçtiği zaman son derece öfkeli olabilirsiniz. A noktasındaki olay selam vermemidir. C noktasındaki duygu öfkedir. Niye? Şöyle düşünüyorsunuz B'de otomatik olarak. Ne ukala adam, beni tanıdı halde selam vermiyor dersiniz. Ama siz şöyle bir duyguda yaşayabilirsiniz. Üzüntü. O da benim değersiz olduğumu anladı ve selam vermeye değer bulmuyor. Ya da C noktasında hiçbir şey hissetmeyebilirsiniz. Ne düşünürseniz Allah'ın selam versen olur vermesen olur der. Ya da C noktasında bu adama yardım duygusu hissedebilirsiniz. Baktı ama görmedi. Bakıp görmediğine göre, dalgın olduğuna göre bir sorun olmalı dersiniz. O zaman yaşantılar onlara verdiğimiz anlamlarla bize duygulara dönüşüyor. Bunu daha veciz söylersek, düşüncelerine dikkat et çünkü duygularına dönüşür. Duygularına dikkat et çünkü davranışlarına dönüşür. Davranışlarına dikkat et çünkü alışkanlıklarına dönüşür. Alışkanlıklarına dikkat et çünkü karakterine dönüşür. Ve karakterine dikkat et çünkü kaderine dönüşür. İçim çekiyor. Çocuklukta dayağı yemezsen, 2.80 lira serilmezsen, en yakın arkadaşlarından kazık yemezsen, anneannem bu işten hiçbir bok olmaz demezse, arkadaşların sana diyecek ki ya baba olmaz bu iş falan diyecek ama bunlar seni vazgeçirmek için beynine yapıştırmaya çalışan dış sesler, tamam mı? Bu arada egoist ol demiyorum. Fikir al ve sindirdikten sonra dolaşmayı, Instagram'daki en cool kişi olmayı, televizyon izlemeyi, boş boş dolaşmayı bırakın. Kendiniz, aileniz, çevreniz ve ülkeniz için faydalı şeyler yapmaya başlayın. Herkes belki büyük adam olmak zorunda değil ama herkes bir şeyler başarmak zorunda.